Arkadaşlar, for döngüsünden sonra while döngüsünden bahsetmek istiyorum. Bu arada ben while döngüsünü arada anlatmaya geçmişim. Diğer konulara geçtim. O yüzden hani eğitim boyunca burada gördüğünüz konulara aldanmayın. Eğitimin sırası sizin için dikkat etmeniz gereken bir şey. Bir de ara ara böyle aralara yeni örnekler de koymaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda. O yüzden şu sağ taraf sizinle aynı görünmeyebilir. Bunu önemsemeyin. Bu durumda while döngüsünü kullanalım. For döngüsünü öğrendik. Neydi? İşte bir sayaç mantığıyla çalışıyordu. While döngüsünde ise yine bir sayaç mantığı ve koşul mantığı söz konusudur. Yani for döngüsüyle yerine while'ı yazabilirsiniz. Ben açıkçası uygulamalarımda çoğunlukla for döngüsünü kullanırım. Genelde de o kullanılır zaten. Ama while döngüsü de var. Görebilirsiniz bazı noktalarda veya siz onu sevip onu kullanabilirsiniz. New file diyelim. While nokta while loop nokta p'yi. Loop döngü demek. Şöyle şunu açıyorum ve başlıyorum. Örneğin birden 10'a kadarki sayıları ben toplamak istiyorum. Şöyle ki burada while döngüsünde şöyle bir durum söz konusu. Yani while yazıyorsunuz ve şartınızı belirliyorsunuz. Yani şu şart olduğu sürece zaten while iken demek. İşte bir ondan sayaç ondan küçük iken gibi bir mantıkla hareket ederiz. Dolayısıyla burada öncelikle ben örneğin kaça kadar gitmek istiyorum? 10'a kadar gitmek istiyorum. Dolayısıyla bir sayaç belirleyeceğim. Sayaç eşittir. Örneğin birden 10'a kadar ki sayıları toplayacağım dedim ya. While sayaç küçük eşittir 10. Yani sayaç 10'dan küçük eşit olduğu sürece bu işlemi yap. Bir de sonuç hesaplayacağım dedim. Sonuç da 0 verelim. Dolayısıyla burada ne yapacağım? Sonuç eşittir. Sonuç artı sayaç. Yani örneğin sayaç 1 iken sonuç 0 zaten. Sonuç eşittir. 0 artı 1 sonuç 1. Sayaç 2 iken 1 artı 2'den 3. 3 artı 2, 5. Bu şekilde birden 10'a kadar sayıları toplamaya çalışacağım. En nihayetinde işlemin bittiğinde bakın döngünün bloğunu bitirmem gerekiyor. En başa almam lazım. Aksi takdirde buraya yazarsam while döngüsünde her döngüde çalışır bu. Print sonuç diyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu buraya kadar bilerek yazdım. Özellikle farklı dillerden gelen arkadaşlar varsa burada bir arıza olduğunu biliyor. Hani for döngüsünde neydi? Kendisi iterate ediyordu. Yani iterasyon dediğimiz mantık çalışıyordu. Ama while döngüsünde iterasyonu sizin kendiniz gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani iterasyondan kastım ne? For döngüsünde birden range 10'a kadar dediğinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gidiyordu. Kendi atıyordu yani. Burada öyle bir şey yok. O yüzden burada sizin sayacınız her zaman 1. Bu ne anlama geliyor? Her zaman bir küçük eşittir 10 mu? Evet. Yani sürekli ekleyecek. Dolayısıyla bu döngü hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar bu yapıda. Örneğin ben bunu çalıştırmaya çalışırsam bakın uygulama şöyle hiç şey yapmıyor yani. Bu gidiyor çünkü. Çalışıyor. Dolayısıyla benim burada bir sonuç almam mümkün değil. Çünkü bir her zaman ondan küçük. Şununla durdurabilirsiniz. Şimdi geliyorum. Peki ne yapacağız o zaman? Böyle bir durumda. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1. 1 1 arttır demek bu yani. Bunu yaptığınız anda birden 10'a kadarki sayıların toplamının 55 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar.